Oldu, çok teşekkürler katıldığın için Hasan Bey. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Bu arada Çağla Ankara'dan tekrar annesi için istemiş bu türküyü. Birçok izleyicimiz haberim var mıyı tekrar istiyor. Tekrar çok istenildiğinde son bir defa daha bu haberim var mıyı okuyalım mı? Okuyalım. Evet, gelsin o zaman iki numara. Haberim var mı? Davulcumuz beraber, aslında davulcumuz güzel çalıyor. Canlı değil abi, playback gelsin. Çalsın, çok güzel oluyor. Tamam. İki numaraydı. Murat'a da gönderiyorum bunu bak. Evet. Canlı mı okuyacağım bu türküyü yoksa playback mi? Playback de olabilir, nasıl istiyorsan. Playback gönderirsen Hasan, Mehmetciğim. Saçlarından bir tel aldım, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah, haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Kalbin aynasıdır, yalan söyler mi yar yar, yalan söyler mi? Aldatan gözleri gördüm, o da sende mi yar yar, o da sende mi? Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Hatıram kaldı bende, onu da alsana yar yar, onu da alsana. Vicdanımda rahat mısın,
söylesen bana yar yar, söylesen bana. Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Ondan bir tel aldım, haberin var mı? Ne güzel sözler, gerçekten çok harika. Bu arada da bizim Umut Döner'in babası rahatsızlanmış. Elazığ'da şu anda araştırma hastanesinde. Allah'tan şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun, geçmiş diyoruz. Gerçekten kendisi de çok üzgün. Bugün telefonla görüştük. O güzel dostumuzun da morali bozuk. Çünkü baba anne her zaman olmaz, biliyorsun. Acil şifalar diliyoruz. Biz de öyle. Bu arada bir hatta telefonda izleyicimiz var. Alo der misin Mehmet Bey? Arıyor, akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekir Sipahi 104 Almanya. Nasılsınız, iyi misiniz Yaşar Bey? Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Türkü dostuyum. Ergun Bey'i gördüm orada. Eyvallah. Yeni tanıştım. Haberin var mı parçasını yaklaşık 2 hafta, inanılmaz 2 hafta önce TVT'de gördüm. Evet. Teşekkür ederim. Ben hemen internetin başına geçtim. Ergun Efe Bey'e SMS'imi, e-mail'imi gönderdim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok seçiciyimdir. İddialıyımdır. Kolay kolay türkü beğendim. Ama böyle türkülere can feda. Çok teşekkür ederim. Yol açık olsun diyorum kardeşimizin. Bizleri o türküler yaklaştırıyor. Vatanımıza yaklaştırıyor. Sizlere yaklaştırıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Onun için sizleri orada görmekten gerçekten kendimi çok mutlu hissettim. Ergun Bey gerçekten bir kardeş, arkadaş, türkü dostu, sanatçı olarak beğendik, sevdik. Ve arkadaşlar, kardeşler, türkü taşlar kabul ettim yani. Bekir Bey, beni onur ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizleri gerçekten Avrupa'daki, Almanya'daki türkü insanlar böyle türkülerle bizlere yaklaştığınız için gerçekten sizler Türk insanının bağrında, kalbinde inşallah iz bırakacaksınız. Ben öyle görüyorum. İnşallah. Yolunuz açık olsun diyorum. İnşallah. Çok sağ ol. Programımız nasıl? İyi gidiyor mu? Beğeniyor musunuz? Gerçekten iyi gidiyor. Zaten haberin var mı istek yapacaktım. İkinci defa çıkınca arkadaşlara dedim bağlayın ama bu tür gibi değil dedim yani. Çok sağ ol. Evet, çok sağ ol. Onlar da sağ olsunlar. Bağladılar. Size nasıl Yaşar Beyciğim? Programı sağlıklı olsun. Sağ. Vallahi ne abi, bu sezonun sonuna yaklaştık. Galiba sizi ilk defa izliyorsunuz ama olsun. Yok. Şöyle. Programı izliyorum. Fakat biliyorum çok izinal olduğum için evet. Türkler böyle hoşuma giderse duruyorum. Evet. Arkadaşlar izliyorum ama eğer gerçekten eğer öyle beni bir etkileyici bir sanatçı kardeşimiz yoksa gerçekten geçiyorum. Yalan söylemeyin. Ama şimdi şu var. Tartışmaya girilmiş gibi olacağız ama. Estağfurullah. Şimdi sonuçta müzikle ilgili ben programlarımda genellikle popüler sanatçılara pek az yer veren kişiyim. Evet. Neden? Çünkü Avrupa'da güzel sesli sanatçılarımız da var. Ayrıyeten yeni yetişen çocuklar var. Şimdi bunların önünü açmak lazım. Tabii. Yani biz bu çocukları buraya getirmezsek, ben yine her zaman da dediğim bir söz var. Sede Sayan veya da İbrahim Tatlıses çıkarmayacak. Bizler çıkaracağız. Doğru. O yüzden burası da onların bir kapısı. İşte doğru. Böyle arkadaşlarımız burada kendi türkülerini ifade ederken, okurken burada güzel bir şekilde yapmaya çalışıyor. Beğenir, beğenmezsiniz. Sonuçta her sesinin kendine göre bir rengi ve güzelliği vardır. Doğru. Kimisi o rengi sever, kimisi bir başka renk. Aynı bugün giyindiğimiz gibi. İşte arkadaşımız beyaz giymiş, ben pembe. Arkadaşımız yine beyaz giymiş. Böylesine renkler değişiktir. Onun için bu anlayışınız için teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, renk kattınız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben de bir Galatasaray'ın Cimonlu'yum. Eyvallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Arzu ederseniz şiir yazıyorum amatörce. Bir dörtlük okuyabilirim. Bir dörtlük kısa olsun çünkü vaktimiz gerçekten çok daraldı. Daha türkülerimiz var. Çocuklar için yazmışım. Her zaman yazmışım.
tarihini vereyim ben size. Buyurun. 3.24.2003. Evet. Yani Amerika'nın Irak'a vurduğu o çocukların, hatırlarsanız İsmail Abbas diye çocuk 12 yaşındaki ellerini ve ayaklarını bombalardan koparttı. Maalesef. Onların adına 3. kıtayı okuyayım yani. Evet, buyurun. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Ergün Bey'e iyi akşamlar diyorum. Size de iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Ananın kuzusudur babanın canı, Allah'ın lütfudur Habibin kulu. Küçüktür, masumdur, bırakın onu. Yazıktır çocuklara, olmuyor beyler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ ol, teşekkürler. Bu arada sevgili izleyiciler, bizim Kum Ajans DE diye bir sayfamız var. Oradan klip çekimleriyle ilgili gerekse programla ilgili, akışlarla ilgili, TVT ile ilgili yazılarımız var, sitemiz var. Klip çekmek isteyenler özellikle www.kumajans.de tıklayarak, oraya girerek gerek programlarımızla ilgili, gerek klip çekmek isteyen Avrupa'da veya Türkiye'de fark etmez. Oraya da gidiyoruz. Bu akşam olduğu gibi programdan sonra biz Hanover'e gideceğiz. Ekiple gidip orada klibimizi çekip yarın akşam tekrar stüdyomuza gelip diğer programlara gireceğiz. O yüzden buradan tekrar sesleniyorum. www.kumajans.de. Lütfen bunu not edin ve tıklayın. Sanatçı dostlarımıza tavsiye ederim. Bir kenara yazın. Belki bir gün size lazım olur diyorum. Bu arada da hemen vaktimiz daralmışken albümleri tanıtmaya devam ediyorum. Sevgili Sait Usta'nın Mihran. Mihran diye bir albümü var. Gerçekten Sait de güzel bir dostumuz. Metin hocamızın, Metin Karataş dostumuz. Sevgili Ergün Efe'nin zaten her hafta tanıtıyoruz. Kendisi şu anda burada. Haberin var mı? Çok güzel bir albüm. İçinde çok güzel eserler var. Özellikle o bir aslında eserinden... Aslında işte öbürlerini okuyamam. Hep haberim var mı? Evet. Takıldık. Çok ama çok hissediyorum. Yani bu da güzel bir şey. Evet. Sevgili Hüseyin Güneş'in Bu Kentlerin Kıyısında, Celal Yaracı Yaram İçerden ve Murat Küçük Avcı Çavreşem'in kasetleri var. Onları da tanıtmış olalım. İsteyen türkü marketlerinde gidip, müzik marketlerinde gidip bu kasetleri veya CD'leri alabilirler. Biz o zaman hemen Türkiye ile devam edelim. Sevgili Memo, bir şey söylemek ister misin firmayla ilgili? Firmayla eklemek ilgili istediğin. İstiyor. Hani herkes bizi arasın. Bizle çalışmasını istiyoruz. Evet. Burada döner firmaları veya döner fabrikalarına sesleniyoruz. Müşterilerinize gerek armağan şeklinde, gerekse hediye anlamında veyahut da satma anlamında işte gördüğünüz gibi makineleri satabilirler. Mehmet Salman'ın telefonunu vereyim. 0171-368-79-32 Memo'ya ulaşabilirler. Eğer ulaşamazsanız da bizim oradaki telefon numarası benim kendi telefonum. E-mailimizden oradan da ulaşabilirsiniz diyorum. Sevgili Ergün, o bir türküm vardı hani geçen gün burada, evet, okumuş. Orada onu okuyalım. Galiba, kaç numara? 3 galiba. 3 numarayı arkadaş... Nefrete kanma. Nefrete kanma. 3 numara mıydı? Orada bakarlar. Arkadaşlar bakar. İşte geldim. Sevginin ilk maddeye dönüştüğü zamandan sürerek hayatın ayak izlerini. Yok olmuş ekinlerin başağıdır sözlerim. İşte geldim. Dokunup uzak geçmişlerin göğüne, dökerek tarihin bütün gizlerini. En uzun fetih gecesinin şafağıdır gözlerim. Tüm acıların aktığı deryadan bir avuç su getirdim. Kinimle durgun, sevdamla taşkın. İşte geldim, huzurundayım aşkın. Aşkın, aşkın. Ooh.
soldurma beni. Gül gibi evinde açmaya geldim. Ha! Var gücünle durma, yak yüreğimi. Var gücünle durma, yak yüreğimi. Ha! Aşk gibi teninde yanmaya geldim. Aşk gibi teninde yanmaya geldim. Ha! Geçerim sanma, dalından esip de geçerim sanma. Kül gibi nefesten ölmeye geldim. Kül gibi nefesten ölmeye geldim. Ha! Çıkarmayan aşk neye yarar? Ha! Mecnun'um gezindim ben diyar diyar. Mecnun'um gezindim ben diyar diyar. Ha! Düş gibi Leyla'mı almaya geldim. Düş gibi Leyla'mı almaya geldim. Çok güzel bir deyişti. Kimin bu hoca? Bunun sözü müziği benim teyzemin oğlu olan Engin Sagun'a aittir. Kendisine evet. Buradan çok teşekkür ediyorum. Konsepti bana aittir. Çok güzel bir şey olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Son dönemlerde türkülerimiz hep böyle bir öldüm bittim. Yani yaşamayayım beni gömün. Evet. Böyle bir şey var. Ben tabii türkülerimiz içerisinde bu da var ama... Hayat bir şeyden ibaret değil ki. Mutlaka. Yani hayatımızda sadece hüzün yok, bir de coşku olsun. Şimdi bunun içerisinde bir sözel olarak müthiş bir hüzün var aslında. Ama müzikle müthiş bir coşku var. Bu sentezi yakaladık. Evet. Ve iyi ki de yakaladık değil mi? Bak sen bile evet. Coştun ya. Kesinlikle güzel bir türkü. Bu arada ben programımız yavaş yavaş sonuna geliyor. Hiç istemediğim vakit, hiç istemediğim şey. Evet. Programın sonu her zaman. En güzeli zaten başlangıç, sonlar her zaman kötüdür biliyorsun. Ben öncelikle sevgili Memo, son sözlerini alalım. Neler söylemekse öncelikle teşekkür ediyorum bu dayanışmandan dolayı. Senin gibi işverenlere örnek olsun. Ne söylemek istersin? Ben teşekkür ederim size. Bizi davet ettiğiniz için her zaman yanındayım. Sağ ol dostum. Maddi ve manevi. Allah razı olsun. Bu da Karamaraş Pazacık Memişgal köyünde yaşayan Mehmet amcama bana bayağı kızgın. Selam yollamıyorsun diyor. Selam yolluyorum amcama. Haftaya oradayım. Yalnızdayım. Bir de babama yolluyorum. Bir ayda beri babam Türkiye'de. Evet. Daimgile, İbrahim Talas. Ondan sonra amcamın kızı Sevler'e yolluyorum. Şu anda bizi seyreden Brüksel'de annemgilere selam yolluyorum. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sevgili orkestrama ben teşekkür ederim. Bugün Erol abi yoktu. İşlerinden dolayı gelemedi. Ona da kolay gelsin diyorum. Mustafa teşekkürler. Orhan'cığım teşekkür. Kenan Hoca teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi. Boş ver hocam. Olur canlı yayındır. Vallahi senin stresinden unutuyorum yemin ederim. Aman uzattı aslında eserin özelliği olur. Odur. Şimdi unutabilirsin. Çok doğaldır. Her sahnede de olabilir. İnsan bir de şöyle bir şey vardı. Biz gerçekten 4 gece gündür çok yoğun bir şekilde evet, çalışıyoruz. Evet. Bayramda arkadaşlar bugün de bayram. Arkadaşlar da bayramdan dolayı Türkü evet. Bar'da düğünde. Evet. Bir stres, bir yorgunluk, uykusuzluk da işin içine eklenince bir de yaşların stresi geldiği zaman. Evet. Yok ya yaşlar stresi. Evet. Ya biz takılıyoruz tabii çok yaşlarla biz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim sevgili Ergün. Ne söylemek istiyorsun? Sevgili Serpil'in cebi kapalıymış ya. O arkadaşlar ulaşamadılar. Serpil'i ben biraz sonra abisi olarak uyaracağım.
Yani kime kapatıyorsan kapat ama Yaşar Bey'e nasıl yani, bu telefonu yani, kapatırsın? Belki bir aküsü bitmiş ya şarjı bir yani daha doğrusu tabii, bitmiş öyle, olabilir. Mutlaka yani. Bir şey olmuş. Ne söylemek istersin? Şimdi ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum buraya davet ben, ettiğin için. Müzikle eşlik eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'le tanıştık ve burada izleyicilere, gelen evet. izleyicilere saygılarımı sunuyorum. Yürekten çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere çok teşekkür ediyorum. Son eseri o zaman değiştirelim. Son eserde iki tane alalım. Hı hı. Sevgili yönetmenim, biri bu. Sonu da halayla da kapatıp ondan sonra bir tane yani sıra... Bir tane ben okuyorum sonra arkadaşlarım. Yok mi? Yok halayla. İkisi de senle de hala, sen halayla kapatıyoruz. Tamam o zaman şöyle yapalım. Numarayı söylersen. Bir tane Demir Değilsin Ki var. Önce ondan başlayalım bir rock eser. Evet. Demir Değilsin Ki. Evet. Onun peşine de Eyledin Cefanı. Eyledin Eyleme ki. Artık. Diye. O da kaç numara? O da... Onu oraya arkadaşlar bakarlar. Tamam yani okey arkadaşlar. Ben o zaman kapanış konuşmamı yapıp evet. Eğlenim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben şimdilik. Teşekkür ediyorum. Birazdan görüşürüz. Ben de diyorum ki bize desteklerini sunan sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra tabii sponsor olmak isteyen dostlarımızı gördüğünüz gibi ekranın solunda numaramız, e-mailimiz duruyor. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bütün sponsorlara teşekkür ettikten sonra sizlere teşekkür ediyorum. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Her hafta geliyorlar buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Bizden ayrılmayın diyoruz. Her hafta biz yine buradayız. Sizleri de evinizde çay içerken, demlerken veya da yemek yerken bizleri ekranları başında izleyen bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Haftaya kadar hoşça kalın ama bizde kalın derken ben tekrar o internet adresimizi tekrarlıyorum. www.kumajans.de'ye girerek oradan klip çekmek isteyen sanatçı adaylarına veya sanatçı dostlarına söylüyorum. Lütfen bu adresi mutlaka not edin. Tekrarlıyorum. www.kumajans.de'ye veyahut da şu anda internet adresi bulunan e-mail adresimizi de gönderebilirsiniz veya arayabilirsiniz diyorum. Haftaya kadar hoşça kalın ama bizde kalın. Ayrılmayın son diyoruz. Buyurun. Yani bu Avrupa'daki sorumlusu sen olduğunu benim hakkımda lütfen burada ilan eder misin? Konser evet, düzenlemek isteyenler. Bu arada da ve sevgili Ergün Efe de Avrupa'da konser düzenlemek isteyen dostlar diyor Yaşar Mermer'i arasınlar. Evet biz zaten organizasyon Kum Ajansı'nın içinde de var. Konser organizasyonu yapmak isteyen bütün sanatçı dostlarımızı konserlere, düğünlere veya da özel günler için tabii. gönderebiliyoruz. Bu arada da ben de teşekkür ediyorum ben sağ olsun. Sağ ol. Bütün programlara katıldın, dostlarımızın programlarına. Sonra da jübile olarak da bize geldin. Evet. Buradan da seni gönderip biz de Hannover'e doğru yolumuzu alacağız. Evet. Teşekkür ederim. İki türküyle bitiriyoruz. Tamam. İyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar efendim, çok sağ ol. Gelsin. Gelsin.